Arkadaşlar merhabalar, biliyorsunuz artık YKS'miz var. YKS ile ilgili soru işaretlerinden birisi de puan hesaplamasının nasıl yapacağı. Biz YÖK Başkanımızın yaptığı açıklamaları dikkate alarak bir hesap oluşturduk. Gördüğünüz gibi yanda tahtada bir hesap var, biraz bakkal hesabı gibi. Evet, haklısınız, aslında sistem bizi oraya doğru itiyor. Biraz daha böyle karmaşadan uzak, yarı yarıya her şey eşit paylaştırılmış bir bakkal hesabı var. Çok daha rahat hesap yapabilirsiniz. Hiç internetten hesaplama motorlarına girmenize, bunu aramanıza gerek yok. Çünkü zaten onların elinde herhangi bir farklı veri yok. Geçen sene yapılmadığı için bu sınav, elimizde bir standart sapma yok. Standart sapma olmadığı için de düz mantık hesaplamalarınızı yapabilirsiniz. İşte kaç net yaparsam kaç net gelir gibi. İlk bölüm çok önemli. Niye? Çünkü ilk bölümde barajlar var. Ön lisans barajı var. Yani 2 yıllık tercih yapacak arkadaşlar için, o ilk bölümden tercih yapacak arkadaşlar için 150 barajı var. Ve alan tercihi yapacak, yani lisans tercihi yapacak. Eşit ağırlık, sayısal, dil, sözel, bu sınavlara girecek arkadaşlar için, ikinci bölüme girecek arkadaşlar için de 180 barajımız var. O da TYT'de. Aynı şekilde barajlar geçerli dedi YÖK Başkanımız. Onlar da burada olduğu için buradaki puan hesabı önemli. Peki elimizde 80 soru var. 40'ı Türkçe, 40'ı matematik. Puan hesaplamasını nasıl yapacağız? İsterseniz bir değinelim. 400 puan var alınabilecek. Sınır puan 500'dür. 100 bize ÖSYM verir. 400 puan var alınabilecek ve alınabilecek puanları soru başına dağılımı kat sayısı 5'tir. Yani bir sorunun bize getireceği 5 puandır. Aşağı yukarı bu hesabı yapabiliriz. Böylelikle ön lisans puanı, 2 yıllık tercih puanı 150 puan, 100 puan da ÖSYM veriyordu. 50 puan 10 soruya, 180 puan yani 4 yıllıklara girebilmek için, YKS'ye girebilmek için bize gerekli olan puanda yaklaşık 16 soruya denk geliyor. Bu standart sapmalarla 17 soru olabilir. Maksimum 18 soru olur. Daha fazla olmaz. Hani matematiğin standart sapması, Türkçenin standart sapması çok farklı olduğunu düşünerek söylüyorum bunu. Bir soru oynayabilir ya da iki soru maksimum oynayabilir. Böyle hesap yapabilirsiniz. TYT için bir de biliyorsunuz şöyle bir kuralımız var. 200 puanı geçerseniz bu sene TYT'de, önümüzdeki sene de bu puanı kullanabiliyorsunuz. Bu da çok avantajlı bir durum aslında. Bu sene diyelim ki TYT performansınız çok iyiydi. Çok iyi bir puan elde ettiniz. Önümüzdeki sene onu kullanır, alan kısmına daha çok yoğunlaşırsınız. Yani inşallah mezuna kalmazsınız da böyle bir ihtimal olduğu takdiri değerlendiriyorum şu anda. Tekrar söylüyorum, bunlar standart sapmasız yapılmış hesaplardır. Mesela ben buraya bir örnek hesap yazdım. Türkçeden 30, matematikten 20 net yaptınız. Diyelim bu toplam alınabilecek puanlarda işte 50 net 250 puan yapar. Soru başı 5 puanda. 100 puanda taban puanımız var, 350. Bu tercih puanı değildir. Buraya bir de OBP eklenecek. Diploma notunuzun puanı eklenecek. Bu şekilde bir tercih puanınız oluşacak. TYT tercih puanınız oluşacak. Ya da işte barajları geçtiğiniz takdirde YKS'yi etki edecek. %40 oranında, biliyorsunuz. Aynı YGS'deki gibi TYT'nin oranı da %40 düzeyinde olacak. Arkadaşlar bu genel olarak hesap şu anda bu şekilde. Umarım hiç bu hesaplara gerek kalmaz. Umarım istediğiniz netleri elde edersiniz ve barajlarla hiçbir derdiniz olmaz.